Evet. Şimdi hayatım dördün kasetini dolduruyorum. Malum tabi. Aşık olduktan sonra kurbet. İnsanlar mutlaka kurbet dolanmalıdır. Yaşımın çok genç. 15-16 yaşlarındayım. Yani 1956-57'lerinde kurbet dolanmak mecburiyetinde kaldım. Babamdan gizli olarak elime sazı aldım. Diğer kurbet dolaşırken bir gün Van'ın Erciş kazasına geldim. Orada çok güzel dostlar edindim. Kahveci Mustafa ve nice dostlar ve bir de çok sevdiğim Kerem Dede isminde bir amca vardı. İstidacı, çok güzel şiirden anlar, şiir yazardı. Benim o anda şiirlerimi yazar, ben de gözlerimi yumar söylerim. Halk o kadar beni sevdi ki, bir çocuk gelmiş hak kaşığı kendine söylüyor. Ben de coşuyorum, öyle dağlara, taşlara, güzellere söylüyorum. Mevsim kış aylarıdır. Bizim oraların o zamanın kışı, 2 metre, 3 metre yağan kar var. Ve Sait kızaklarla, atlarla yol gidiliyor. Bir gün Kerem Dede dedi ki, çobanoğlu, bizi bir yere davet ediyorlar, geliyor musun? Ben ne bileyim? Başıma geleni hiç kimse bilemez. Hani aşık rahmetlik zülalı mı der? Ben ne bileyim, kaderimde neler var? Geldik Van'ın Muradiye kazasının bir köyüne ama aradan zaman geçmiş, köyü hatırlayamıyorum. Köyün içerisine geldim. İyi bir saray, güzel bir ev var. İçeri girdik ki halk oturmuş. Öyle bir toplantı var ki herkes aleminde ama herkes benim yüzüme bakıyor. Allah, bu ne iştir? Meğersem benden biraz yaşlı fakat çok güzel bir kız var, aşık olmuş. Perdenin arkasında beni onunla atıştırıp ondan söyleştirmeye götürüyorlar, haberim yok. Kerem dedenin de haberi yok. Ne bilsin Kerem dede? Bana bir ihtiyar dedi ki, yavrum sen bu kızla atışabilir misin baba? Kız kim? Ya yavrum, bile sonra görürsün deyince bir ses geldi. Ey gelen aşıkım, ben de korkumdan ne desem ey kıza, buyur üstad. Delikanlı, sesin güzel ama perdeyi açıp yüzünü göremiyorum. Kendin de güzel misin? Şimdi sana bir söz diyeceğim, bakayım cevabını verebilir misin? Ben de o kadar korkmuşum ki. Bakalım cevap verebilir miyiz? Bakalım kız ne der? Ben ne derim? Sizler ne dinleyeceksiniz? Sağ olun, var olun. Dinle bu sözümü gelen aşkım, benle konuşmaya git, halin var mıdır? Ele sermayan senin mi, başkasının mı? Gösterme tahını, malın var mıdır? Ele sermayan senin mi, başkasının mı? Gösterme tahını, malın var mıdır? Öyle ya, sermayan kendinin mi yoksa başkasının mı? Yani elin sermayesini mi satıyorsun yoksa kendiliğinden bir şey var mı? Olmaz mı? Yıllardır bu hasreti, bu aşkın vadesini içmişim. Ben irticalen okuyorum ama çocuğum, bu anda korktum ama iyi yine coşa geldim. Kerem dede bana, çobanoğlu ne diyorsun?
Vallahi bilemiyorum Kerem Dede, bakalım. İnşallah bir cevap vereceğim dedim ve sazımı aldım, bakalım ben ne cevap verdim kıza. Dinledim sözünü, al benden cevap. Senle konuşmaya halim var benim. Ele Allah'ın vergisi, kendi sermayem. Sen malım var benim. Allah'ın vergisi, geldi sermayem. Eğer tüccarsan malım var benim. Bravo be, kız öyle bir, öyle bir ah çekti ki, dinle aşık dinle. Ben de tabii korkuyorum, acaba ne olacak sonumuz? Alır kız. Ela bu nasıl yazıdır, bu nasıl ferman? Nice aşıklara çocuk ben ettin meydan. Ele yaprağın dökülür, kırılır fidan. Bülbülsün ama gülün var mıdır? Ele yaprağın dökülür, kırılır fidan. Aşkın bülbülüsün, gülün var mıdır? Ama gülün var mıdır aşık? Yok mu? Herkesin bir gülü vardır. Alır bakalım çoban oğlu ne cevap verir? Ele güzelim der çekip sen etme merak. Seven gönüllere yol olmaz uzak. Ele fidanım yeşildir, dökmedi yaprak. Bülbülüm konacak, güzel gülüm var benim. Ele fidanım yeşildir, dökmedi yaprak. Bülbülüm konacak, gülüm var benim. Evet aşık, evet. Hele son sözümü dinle. Acaba dedim kızın ismi ne? He? Kızın sesi de güzel ama perdeden yüzünü göremiyorum ki. Ele dertli zenura der, bu mudur yazın? Biraz sonra aşık tutacaksızın.
Ele benimle genç cenk etme, kapanır ağzın. Söyle konuşmaya dilin var mıdır? Ele benimle cenk etme, kapanır ağzın. Söyle konuşmaya dilin var mıdır? Olmaz mı? Olmaz mı güzelim içimden diyorum ama bakalım çobanoğlu buna ne cevap verir? Ele çobanoğlu haktan yazılmış yazı, hele dizlerime düşmedi sızı. Ele hakkı çağıranın kapanmaz ağzı, Allah'ı zikreden dilim var benim. Ele hakkı çağıranın kapanmaz ağzı, Allah'ı çağıran dilim var benim. Zamanlar vardı, vardı.
şimdi çarkım döndü.